Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Evet arkadaşlar, bugün size çok büyük bir salavat-ı şerifeden bahsedeceğim. Okunmasında oldukça büyük sevaplar kazandıran bir salavat. 100 milyon salavata denk olduğu da söyleniyor aynı zamanda. Öncelikle Arapça okunuşunu okuyayım. Sonrasında anlamını ve faziletini detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Arapçası şu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyyike ve rasuliken nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslima bi kaderi azameti zatike ve fi kulli vakti ve hin. Anlamı şu şekildedir. Allah'ım, senin kulun, peygamberin, ümmi bir Resulün olan Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun âline, ashabına, zatının, azametinin sonsuzluğu nispetinde her vakit ve her zaman salat eyle. Kamil manada esenlikler ver. Bu salavat-ı şerifin fazileti hakkında çok güzel detaylar var. Bu mübarek salavat-ı şerife tam 100 milyon salavat gücündedir. İnanarak kalben okunduğunda size çok büyük bir maneviyat yüklenir. Maneviyat zırhı giydirilir. Bir defa okuyan kişi, tabi inanarak ve kalpten okuyan kişi tam 100 milyon salavat okumuş gibi ecre ve sevaba nail olur. Aynı zamanda sıkıntıların izalesi için okunması tavsiye edilmiştir. Yani sıkıntı yaşıyorsanız eğer, bu salavat-ı şerif sayesinde içinde bulunduğunuz sıkıntılı durumdan kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü büyükler bu salavat-ı şerifin sıkıntılardan kurtulması için okunmasını tavsiye etmişlerdir. Sabah ve akşam 11'er defa okunmalıdır. Sabah ve akşam 11'er defa okunması çok isabetli bir rakamdır. 11'er defa hem sabah hem de akşam okuyun arkadaşlar. Sabah 11, akşam 11. Sabah vakti ne zaman okunacak diye sorarsanız eğer, en kıymetli vakit sabah namazından sonraki, güneş doğduktan sonra başlayan o 45 dakikalık süredir. Akşam ne zaman okuyalım diye soracak olursanız eğer, akşam namazını kıldıktan sonra 11 defa okuyabilirsiniz arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, herhangi bir kimse bana selam verirse Allah Celle Celaluhu mutlaka onu ruhuma ulaştırır ve ben de onun selamını alırım buyuruyor Efendimiz. Şimdi siz böyle bir salavatı, yani 100 milyon salavata denk olan bir salavatı okuduğunuzda bu Peygamber Efendimiz'e melekler tarafınca arz olunuyor. Peygamber Efendimiz'in ruhaniyetleri sizin okuduğunuz salavatlardan haberdar ediliyor ve size Peygamber Efendimiz tarafından büyük bir rahmet, izzet, ikram, maneviyat yansıyor arkadaşlar. Anlamı da çok güzeldi zaten. Az önce okumuştuk. Anlamını tekrar okuyalım. Allah'ım, senin kulun, peygamberin, ümmi bir Resulün olan Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun âline, yani ailesine, aile efradına, ashabına, yani arkadaşlarına, Peygamber Efendimiz'e gönül veren, ona inanan arkadaşlarına, zatının azametinin sonsuzluğu nispetinde her vakit ve her zaman salat eyle. Yani Yüce Rabbimizin zatının büyüklüğünün sonsuzluğunu siz düşünün. Yani düşünmekle bitmeyen bir sonsuzluk bu arkadaşlar. Bu sonsuzluk kadar her vakit ve her zaman salat eyle. Yani sonsuz bir salat ve rahmetle Peygamber Efendimiz'e salat eyle. Ona esenlik ver. Ona rahmet eyle Allah'ım diyerek siz bu salavatı okumuş oluyorsunuz ve Peygamber Efendimizin ruhu da, ruhaniyetleri de bu salavattan haberdar oluyor. Size ne kadar büyük faziletler, ne kadar büyük ikramlar gelir sadece bir düşünün arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'e salavat getirmenin önemi hakkında daha önce birçok video yapmıştım. Sadece Allahümme salli ala Muhammed deseniz bile bu da salavat sayılıyor arkadaşlar. Yani salavatın en kısa şekli budur. Hiç bilmiyorsanız bunu yapın. Allahümme salli ala Muhammed dediğinizde Peygamber Efendimiz'e selam vermiş ve
esenlikler dilemiş oluyorsunuz. Allah-u Teala sizin etmiş olduğunuz dua ile, yani bu aynı zamanda bir duadır. Çünkü başında Allahümme var. Allahümme ile başlayan her cümle bir duadır aynı zamanda arkadaşlar. Allahümme salli ala Muhammed. Peygamber Efendimiz'e göndermiş olduğunuz her salavat sizin makamınızı yükseltir, maneviyatınızı yükseltir. Özellikle cuma günleri Peygamber Efendimiz'e çekilen 100 salavat-ı şerife de çok kıymetlidir. Bu konuyla ilgili kısa bir hikaye anlatayım sizlere. Daha doğrusu yaşanmış bir olay. Sultan Abdülhamit Han, 2. Abdülhamit Han her gece yatmadan önce Peygamber Efendimiz'e salavat-ı şerif getirmeden uyumazmış. Yani sayısı da 100 salavat getirmeden uyumazmış arkadaşlar, sayısını söylemek gerekirse. Bunu herkes biliyor, tarih kitaplarında da yer alıyor. Bu mübarek 2. Abdülhamit Han bir gece masada uykuya dalmış. Çalışırken, çok yoğun bir şekilde çalışırken uykuya dalmış ve Peygamber Efendimiz'e salavat getirmeyi de unutmuş haliyle. Çok yorgun ve bitap düşmüş ve salavatı unutunca o dönemde yaşayan bir Müslümanın rüyasına Peygamber Efendimiz giriyor. Bu zatın da, bu kişinin de borçları varmış, sıkıntıları varmış ve bir türlü işin içinden çıkamıyormuş. Peygamber Efendimiz de bu zatın rüyasına girerek borcunu git Abdülhamit'ten al, Hamidimizden al şeklinde bir emirle karşı karşıya kalmış rüyasında Peygamber Efendimiz tarafından ve uyanır uyanmaz saraya geliyor. Tabi saraya gelince muhafızlar, işte ben Abdülhamit Han için geldim, Peygamber Efendimiz gönderdi beni diyorlar. Tabi muhafızların tuhafına gidiyor. Birkaç kez kovuyorlar bunu kapıdan. Fakat adam ısrar edince Abdülhamit Han içeriye alın diyor. Ve böylelikle sultanın huzuruna çıkartıyorlar adama. Adam direkt selam verdikten sonra bana borcunuz var sultanım diyor. Bunu söyleyince Abdülhamit Han birden irkiliyor. Sana nasıl borcum var evladım diyor. Yine bu adam bana borcunuz var sultanım diyor. Birkaç kez tekrarladıktan sonra peki nasıl bu borç, ne borcum var sana evladım diyor. Sonra Peygamber Efendimiz'i rüyamda gördüm ve Hamidimize git dedi diyor. Burada hemen adamı durduruyor. Ne dedi ne dedi diyor. Hamidimiz diyor. Orada tekrar adamı konuşturmuyor ve kese kese altınları adamın önüne seriyor. Böylelikle Abdülhamit Han burada hatasını anlıyor. Salavat getirmeyi unuttuğunu anlıyor arkadaşlar. Ve adamın borcunu ödeyebileceği miktardan daha fazlasını adama takdim ediyor. Ona hediye ediyor. Bu yaşanmış bir olay arkadaşlar. Yani salavat getirmek çok büyük bir iş. Salavatı düzenli bir şekilde getirmeye devam edelim inşallah. Evet, videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Instagram olan herkesi beklerim arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.